Merhaba arkadaşlar, Gamer'da bir kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosunu anlayın, hepinize selamlar. Gençler kanalının topluluk sekmesinde bir 3-4 gün video atmayacağımı söylemiştim. Evet, lobide abonemize denk geldim bu arada. Gençler, bugün karşıma hangi katil gelirse onu kopyaladığım seriyi yapacağım. Şimdi şöyle, eskiden ben bunu yaptığım zaman sadece karşıma gelen katili oynayabiliyordum. Tüm perklerim açık olmadığı için aynı build'i yapamıyordum adamla, ama bugün birebir her şeyini kopyalayacağım adamın. Perklerini, eklentilerini, adam ne aldıysa onu alacağım yani. Aynı zamanda karşıma gelen katili alacağım. Hem kurban hem katil oynamış olalım. 3-4 gündür video atamadığım için ikisini de atmak istedim. Hani hem kurban hem katil yapalım bu videoda. Takımımıza da abone geldi bu arada. Şimdi katilimiz Nemesis ya da Albert anladığım kadarıyla. Şimdi hemen sandığı açıp ben size söylüyorum arkadaşlar. Okey. Nemesis. Bu arada kalp atış şeyini de açtım. Yorumlarda çok yazan olmuş, abi sen niye bu kapalı oynuyorsun diye. Harbiden yani açık olmak daha iyi. Bazen çünkü konuşurken katilin geldiğini duymuyorum. Sürekli de konuştuğum için. Konuşmayayım mı arkadaşlar yani şimdi siz de, ama şimdi. Böyle tamam, böyle oturma o zaman. Tamam böyle. Böyle oynayayım oyunu o zaman. Dümdüz şöyle oynayayım. Heh, 1,5 saat can yapmamı koyayım şöyle. Bakalım bize geliyor galiba. Aynen öyle. Kıvra harcamayalım. Gördü beni. Okey. Kıvraşımı doğru yerde harcadık. Şu palet. Hata yaptığı için palet devirmeyeceğim. Önüme çıkmayı akıl eder mi diye düşündüm. Çıkmadı. Güzel. Ha, oradan çıktı. Tamam. Okey. Kırbaç vurması iyi oldu. Olmamış aslında. Oğlum! Öyle bir yavaşlama yok. Hey! Brust! Senin de mi Bugutus? Tamam. Iskaladı. Nice's. Nice's. Şu palete nasıl oynarız? Yanından dolanırız. Büyük ihtimal kaldıracak. Çok iyi. Gidiyor gibi yapıp. Okey. Bir daha mı kaldırırsın? Süper. İyi oyalıyoruz. Bu kez gidiyor gibi yapıp devirdik. Ah lan, yine yemedi. Okey okey okey, fena oynamadık, fena oynamadık arkadaşlar. Well played Purpo, well played Purpo. Bana well played Purpo derler biliyor musunuz? Benim eski nickim well played'di. Tabi. Ondan önce de Beyblade'di. Haha, kelime oyunu da var oğlum bu kanalda, kelime oyunu. Kelime oyunu demişken, Ali İhsan var ola selamlar olsun. Şimdi bak, işimiz yaş. Okey, zekice. Ama burada hiçbir yere gidemeyeceğim sanırım. Şu sağ tarafa atsak kendimizi. Ne dediniz o işe? Böyle kaldırır belki. Aynen. Önüme çıkmayı akıl eder mi? Eder. Okey, güzel bence. İyiydik. Yani yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Ha, minik hatalarımız oldu mu? Oldu. Gamer'ın dibi özür dileyen bir kurum arkadaşlar. Ananı avradını. Çok teşekkür ediyorum. Canım abonemize de. Öldük ki. Aha, adamsın lan sen. Hasar aldı benim için. Eyvallah kral. Vallahi bir tık sıçmıştım orada, satmıştım. Adamın geldiğini görmedim. Çünkü galiba Efsun oyuncak mı var? Ne var bunda ya? Eyvallah Johnson. Eti Johnson's baby. Kelime oyunlarına devam ediyorum ben o zaman. Ha bak, totemim şurada. Şu totemi kırmam lazım. Lan oğlum, bizim aboneyi niye almaya kimse gitmiyor? Hah, almışlar, tamam. Vallahi canım pahasına ben gidecektim. Şu oyuncağı kıralım da bir haberdeyiz ya. Çok kötü ya bu oyunun bir haberi var ya, çok korkunç ya. Bir de Nemesis'e karşı ekstra korkunç. Böyle kalp atışı yok ama güm güm diye vura vura geliyor ya. Ekstra bir panik oluyor insan, panik. Bir gidelim bakalım, bir smoke yapalım. Sabahtan beri peşimizde adam diye gidemedik. Şöyle alalım, tamam. Ne yaptın? Vallahi merdivende ne güzel blokluyorsun öyle ya. Gerizekalı. Ensesini şapla vuracağım vallahi. Şunu hemen alalım. Bize mi geliyor lan? Anan ardın, ben öldüm. Lan bura kitliymiş. Ya. Sattık. Tişküler. Gel gel. Geri dönecek o. Oo, öldük. Okey. Sadece ilk chase'i atabildik. İşte kayıtlara geçmesin ya da decisive yoksa tunnel'ı bu şekilde yersin. Hak edilmiş bir şekilde. İyi de oynamıştık aslında ilk chase'de ama son iki chase'de sattık. Ya bak, bu oyunun şu beleş hit olayını hiç sevmiyorum. Yani ben de killerken yapıyorum. Hani niye yaptı adam demiyorum. Ama kurbanken böyle kancadan birini alırken beleş hit yiyorsun ya. Sonra 2 saniye içinde düşüyorsun zaten. Acayip sinir bozucu bir durum ama katile neden yaptı demiyorum yani. Birazdan oynarken ben de yapacağım yani, mecburi bir durum. Bu arada Axwell kardeşime de teşekkür ederim. Benim için hayatını ortaya koydu. Gençler, ben bu arada kocaman bir malım. Erkenden öldüğüm için hemen menüye döndüm.
tabii killer'ın perklerine bakmam gerekiyordu. Şöyle bir şey yapacağım. Adil olsun diye iki tane perk kendi istediğimi koydum. Bir tanesini en son oyuncak koydum. Adamda da vardı çünkü biliyorduk. Diğerine de kendi istediğimi koydum. Diğer ikisini de random çekeceğim. Eğer dördünü de random çekersem çok adil olmuyor. Çünkü adam sonuçta random perklerle girmedi. Blaze diye bir build yaparak girdi. Ama dört perk'ü kendi istediğimi koyarsam yine adil olmuyor. Sonuçta adamın yaptığı build'i yapmam gerekiyordu. O yüzden iki tane kendi istediğim perk koydum. İki tane de şimdi random çekeceğim. Random'a da şöyle anlaşalım arkadaşlar. Killer ruletine bastığım zaman bana 4 perk verecek. Ama ben sadece ilk 2 perk'ü seçeceğim. 3 ve 4. perk'te işim yok. Hemen bastım. Bakalım ilk 2 perk'ümüz neymiş? Tamam, okey. Fısıltı ve Noet. Şimdi gençler bu build'i anlatayım hemen. İlk perk'üm Efsun Oyuncak. Bir kurbanı ilk kez kancaya astığımda o kurban lanetli hale geliyor. Ve herhangi bir sönük totem Efsun totemine dönüşüyor. Yani totemin altı yanmaya başlıyor. Bu totem kırılana kadar bu kurban bir haber durum efektinde oluyor. Yani benim kalp atış sesimi duymuyor. Ona gittiğimi anlamıyor. Eğer bu lanetli kurban totemin 16 metre yakınına girerse o totemin yerini görebiliyor. Ayrıca ilk 90 saniye sadece lanetli kurban bu yanan totemi kırabiliyor. 90 saniye bittikten sonra diğer kurbanlar da bu lanetli totemi kırıp o kişiyi lanetten kurtarabiliyorlar. İkinci perk'üm yoz müdahale. Maçın başında bana en uzak 3 jeneratör 120 saniyeliğine kapatılıyor. Üçüncü perk'üm fısıltı. Bir kurbanın 32 metre yakınındayken bir fısıltı sesi duyuyoruz mahluk tarafından. Böylece kurbanın yerini biraz daha net anlayabiliyoruz. Ve son perk'ümde Efsun Ecal'dan kaçış yok. Tüm jeneratörler bittiği zaman hareket hızımız %4 artıyor ve bütün kurbanlara tek atabiliyoruz Efsun totemimiz kırılana kadar. İlk eklentimde yetkili bilekliği, zombilerin tespit menzilini 4 metre ve görüş alanını 18 derece arttırıyor. Biraz kurbanları rahatsız etsinler, jenden falan kaldırsınlar. Bir diğeri de Mikhail'in gözü, zombilerin hareket hızını %35 arttırıyor. Bu arada bundan haftalar önceki Nemesis gameplay videoma birkaç tüyo vermiştiniz. İşte zombi elini kaldırıp bir yöne doğru gidiyorsa orada kurban var demektir deyip bu şekilde kurbanları bulabilirsin diye güzel bir infoydu. Bir de ben dibimdeki kurbanlara da böyle hani virüs vereyim ki pencereden falan atlarken sonradan hasar verebileyim diye virüs bulaştırmaya çalışıyordum ama çok dibimdeyse bence vurmak daha mantıklıymış yani yorumlarda öyle yazmışsınız. Genelde böyle daha garanti palet pencere gibi spotlarda kırbaç kullanmak bence de daha mantıklı. Bu map hoş olmadı. Bu map'in can kontrolü bence biraz zor. Çünkü aşağısı gerçekten sıkıntılı ama bir şey diyeceğim. Aşağıda 2 can var değil mi bu map'te? Yanlış görmüyorum. 3 varmış. Aşağıyı komple salsam mı ya? Ne dediniz o işe? Birini bulduk. Aşağıyı komple salabilirim harbiden ya. Lan çakal seni. Gel bir daha. Beni nereye getirdin ya? Kral Inyo beni nereye getirdin ya? İyi de yaptın aslında be Kral Inyo. Beleşten hukumuzu almış olduk sayende. Ulan adam aşağı gitmiş ya şansıma. Bak zombi elini kaldırdı koşuyor bir yere. Aynen öyle. Tamam güzel info. Eyvallah zombicim. Şimdi kısalt onun önünü. Çok iyi. Güzel. İyi yavaşlatıyor yalnız ha kırbaç vurduğun zaman. Nasıl lan? Dur seni şu taraftan kovalayayım ki. Güzel. Zombinin yanında kalsın diye öyle uğraştım. Akıllı da bir tercihti. Çünkü bana koşmak zorunda kaldı. Onun içine mi girmeye çalışacaksın? Öyle bir şeye çalışırsan izin vermem. Aa lan nasıl stun yedim? Biraz daha genişten almam lazımdı orayı. Akıllı oynuyor şu an. Oo iki can. Oğlum iki can nasıl bitti ya? Noed'imiz var. Öyle bir avantajımız var. Belki onu kullanırız. Sıkıntı şu aşağıda iki can duruyor. Oo bunlar aşağıda can rushlıyor ya. Sable Hanım zahmet oldu. Bir tane beleşit vereyim de sana. Zahmet oldu ya. Paşalar aşağıda can rushlıyor. Şu şimdi o Efsun oyuncakta. Oo. Oyuncağını da kırdı ama. Yetiştik buna. Okey. Evet. Yine moda sadece can yapmaya giren müthiş bir takım. Sadece maçın başındaki adam geldi buraya. Onun harici kimse gelmedi. Daha şimdi gelen var. O da yine bizim reis. Ne yaptın? Şuradan şuraya bir geçiş. Uğraşmayacağım şu an şey falan. O çakal kimse var ya bunu fena sattı yalnız. Nemesis mi oynuyoruz düz M1 mi oynuyoruz anasını satayım ya. Nemesis mi oynuyoruz düz M1 mi oynuyoruz ya. Defol git aşağı. Ah vuramadık. Güzel fake verdik. Sable 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 Sable. Ya oyun tarzına bak. Allah'ım beni kopartacak bu Sable'lar ya. Oyun tarzına bak Allah'ım. Oğlum ben Nemesis oynamıyorum. Ben düz M1 killer oynuyorum ya. Buna mecbur bırakıyorlar ya. Hani bir iki virüs falan geçireyim olayları olamadı ki. Öyle bir generaş yedim ki. Hello. Aşağıda da can var. Aşağıda can olması kötü işte şu an ya. Çakallar aşağıda can bıraktı. O batırdı şu an bize. Çok iyi. Bu güzel oldu. İşte bu güzel oldu.
Hop! Siz öldünüz galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım hemen. Aynen, iyi oldu. Hemen şöyle dünyamıza gelelim tekrar. Aşağıda doğmam hoş olmadı derken bir yandan da hoş oldu aslında. Lan nereye gittin şerefsiz? Geri mi gideceksin oradan? Nereye gidiyorsun? Oo, bunun daha bir de ilk asılışıymış. Ölme eşeğim ölme. Oğlum beni buraya verme ya. Sen ne iğrenç bir haritasın ya. Ne çirkin bir haritasın ya. Lan Noed'i kırdılar, aldı çakal ya. Lan salak Sable. Ulan salak Sable. Ayda yılda bir kere işe yaradın. Wow. Dead Art mıydı o? Araya da girerler. Çakallar ya. Vallahi kurtardılar. Helal olsun. Ne diyeyim ki? Cici. İyi bir maç değildi yani. Bayağı leş bir maçtı. Ama böyle haritayı tasarlayan da gerçekten gözünü tövbe yarabbim şimdi. Cici. Şimdi gençler bakın, bu oyunda inatla neden katil tarafın daha zor olduğunu savunuyorum biliyor musunuz? Bak, kim güçlü kim güçsüzden ziyade şunu savunuyorum. Katil tarafın oynaması çok daha stresli ve zor. Çünkü kurban tarafında bak şimdi görevim şu. Bu. Arada da bir space'e basmak. Katil de az bir şey oyalasam yetiyor. Ama killer tarafında her şeyi sizin düşünmeniz lazım. Hata yapmamanız lazım. Ne bileyim, çok stratejik olmanız lazım. Daha odak olmanız lazım falan, hani bu yüzden killer tarafının her zaman zor olduğunu iddia ediyorum. Killer main olduktan sonra bunu söylemeye başladım zaten. Daha öncesinde tabii ki bilmiyordum. Gerçekten killer oynarken yüksek bir ranktaysanız her şeyinizi vermeniz lazım. Hani böyle hadi trollünü oynayayım geçeyim diyemezsiniz yani, hani eğer 2'den fazla kill istiyorsanız. Bu arada karşımıza Albert geldi. Albert oynuyoruz bir sonraki maç. Bu Nemesis'le Albert vallahi ben artık bunların ikiz olduğunu falan düşünmeye başlayacağım yani. Hangisinden hangisi gelirse öbür maça kesin diğeri geliyor. Asla geri kalmıyor yani. Takım var ya, paletler öyle bir yiyor ki. Afiyet bal sugar yani ya. Yok yok. Yokuz orada. O Jhin'i David yapıyor kardeşim. Bak Jhin'in arkasında saklanıyor, istiyorsan git bir bak bakayım. Ben öyle gördüm çünkü. Adam herkesi kovalıyor ama bana gelince sadece Jhin'i vurup gidiyor. Sırf videoya chase çıkmasın diye. David'i kesiyorlar herhalde arkada. Sabahtan beri Jhin yapıyorum ya. Vallahi killer beni görse bile kovalamıyor falan. Yani killer tarafı stresli. Kurban tarafı senin elinde değil. Kıracağım kafasını şimdi he. Ne oradan gidiyor gibi falan yapıyorsun, gitmiyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? 180 ne bir şey geçti önümden. David'i smoke'la kurtarabilir miyiz? Bir yandan da bana bakıyor ya. Ah lan yetişemedik. Müthiş bir kıvrak. Oğlum şunu bilerek mi koydunuz buraya, şurada loop atamayayım diye? Gördünüz mü? Adam beni umursamıyor. Sihir yaptım, sihir. Bak maçı da satıyorum şu an, hani jam falan yapmıyorum. Adamla biraz kovalamaca içerisine girelim diye. Geliyorum buraya smoke mok yapıyorum ama kardeşim orada tunnel derdinde, bir şey derdinde. Modu oynayan yok ki, ben onu anlamadım ya. Hani killer'a geçtiğinde de modu oynayan yok. Kurbana geçtiğinde de modu oynayan yok. Ben anlamadım. Bir tek ben oynuyorum galiba. Baksana abi bak, adam beni tanımamazlıktan geliyor yani. Hani kurban videosu amaç. Sizlere jam yapmayı göstermek istemiyorum. Amacım hani chase de göstermek ama... Adam diyor ki bu ne yapıyor? Yine görmeyecek ki beni bak. Yok, adam için yokum oyunda. 3 kişiler şu an. Beni kovalamasını istemesem yemin ediyorum gelir bana tunnel atar, biliyorsunuz değil mi? Gelir bana tunnel atar ya. Hani böyle çaresiz bir durumda olsam, böyle piramit falan olsa, hani oynayamadığım bir killer olsa. Gelir bana tunnel atar. Ulan göt, ben sana can rushlamadım mı şimdi? İyi sen kaşındın, hadi bakalım. İşin garibi kimse can yapmıyor şu an, onu anlamadım. Adam aynı anda 3 kişiyi mi kovalıyor acaba? Yine operasyon çektim. Bir smoke daha yapıp geleceğim. Üçüncü geçişim ya. Şu tarafa geçip üçüncü smoke yapışım. Al kardeşim, madem sen beni al. Son jeni böyle bitiririm. Kardeşim gel beni maç sonu kovala bari be. Vallahi öleyim tamam ya. Ölme razıyım ya, ölme pahasına. Lan kimse kalmadı, lan kimse kalmadı. Alo. Ya şunu var ya, adamla anlaşsam yapamam. Vallahi şunu adamla anlaşsam yapamam ya. Adam herkesi kovaladı maç boyu. Bak herkese astı ikişer kere falan. Beni kovalamadı abi. Ve şu an maç sonu adamın önüne geliyorum kovalasın diye, yine kovalamıyor. AFK saldı. Al şu smoke da götünün en uç kısmından girsin sana. İnanılmaz ya. Gerçekten inanılmaz ya. Sana GG yok ya. Evet gençler, adamın build'ini kopyaladım. Hemen hızlı bir şekilde anlatayım. Çok klasik bir build yapmış. İlk perk'ümüz çanak çömlek patladı. Bir kurbanı önce astıktan sonra 45 saniye içerisinde tekme attığım ilk jeneratör mevcut ilerlemesinin %20'sini anında kaybediyor. İkinci perk'üm ceza kancasının yankılanıcı. Maçın başında 4 tane rastgele kanca ceza kancasına dönüşüyor. Bu kancaları beyaz hareyle görebiliyoruz. Her bir kurbanı ilk kez ceza kancaya asışımda en fazla ilerlemeye sahip olan jeneratör patlıyor ve anında %20 geriliyor. Üçüncü perk'ümüz kandırıcı. Bir pencereden atlarken atlama hızımız %15 artıyor ve atladığımız pencere 16 saniyeliğine kapanıyor. Ve son perk'ümüze saklanacak yer yok. Bir jeneratöre hasar verdiğimiz zaman jeneratörün 24 metreye
yakınındaki kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. İlk eklentim yumurta. İlk sıçramadan sonra ikinci sıçramayı yapmak için gereken süreyi daha da uzatıyor. Yani biraz daha fazla bekleyebiliyorum ikinci sıçramayı yapmak için. Daha net hedef alabiliyorum. İkinci eklentimde deri eldivenler. Kan sıçramasına hazırlanma süresini %10 azaltıyor. Özelliğime daha hızlı geçebiliyorum yani. Evet, aslan kardeşimizin build'ini yaptık Albert'la. Şimdi ben de onun gibi oynayacağım. Bir kişiyi seçeceğim ve onu hiç kovalamayacağım. Ya şu enlerdeki jendeler ya da ana binadalar. Evet, birisini bulduk. Vay, ne kadar cesur bir survivor'sın. Okey, ikinciye atmadık. Devam edelim bunu kovalamaya. Ana binaya kaçacak galiba. Orada da biri var da. Çok iyi. Devireceğim paleti. Devirmedin. Peki, süpersin. Ana binaya mı kaçıyoruz hocam? Ana binanın güçlü lopuna beni sokabilir. Ana binanın güçlü lopuna... Lopuna soktu gibi beni. Tamam, burasını kilitledik gibi sanki. Güzel. Özellik sayesinde o pencereden atlamasını kilitledik. Hemen şu tarafa doğru alalım bunu. Beyaz kanca yapamayacağız. Hatta astığıma şükrediyorum şu an. Boş verin beyaz kancayı falan. Şöyle şu uzaktaki cene yetişmeye bir çalışayım özelliğimle. Yetişirsem pop vuracağım çünkü. Bayağı yüksek. Bitirirler mi? Bitirmele. Adamsın. Bekle şimdi. Kanka görünüyorsun ama. Tabii sprint'e güveniyorsun. Çok zor ya. Albert'la böyle spotlarda özelliğe geçmemek lazım aslında. Tamam, ben şu paleti bir alayım şunun. Kafa atayım gerekirse. Peki. Okey, kıralım. Sen ne yapıyorsun lan? Enayi. Oğlum spotlara bak. Vay vay vay. Sen ne yapıyorsun lan üstte hala? Kardeşim bu nasıl bir acı çekmektir? Ya. Çok gıcık oynuyor ya. Akıllı oynuyor ama gıcık oynuyor. Okey, bunu salacağız. Ha? Bitti mi sandın özelliği? Hop, şöyle kandırıkça. Devireceksin. Güzel. Killer check'i de aldık. Seni de görüyorum. Jen tekmeleme sayesinde ama sprint'im var. Onu da biliyoruz. Peki. Severim. Böyle kaşınan sorarları severim. Hatta bayılırım. Lan bu spot çıkılmaz spot muydu lan? Var ya, bunu fena kovalarmış. Yapış bakalım kardeşim şuraya. Seni şu beyaza götürelim artık ya. Yetiştiririz herhalde. Beyaz kancamız var. Beyaz kanca yapamıyoruz arkadaşlar. Bunu biraz daha dibe koyun kanka. Bunun önüne biraz daha birkaç engel koyun. Bu az olmuş çünkü. Top yekün savunun hatta bunun bu önünü, tamam mı? İngiliz ordusunu falan da çağırın. Yoksa olmaz, aman diyeyim. O enayi yine yakınlarda mı? Gördük yerini. Bak sen var ya, sen çok gıcıksın ya. Sen çok gıcıksın ya. Neyse ki ben bozulumuz vardı. Çarpmayacaksın değil mi bir yere? Ah, hem gıcık hem şanslı. Hem gıcık hem şanslı. Takıldı da. Okey, önünü kapattık, önünü kapattık. Keşke şuradan atlasaymış. Yani karşıdan atlasa yine oyalıyordu beni ama. Yani vallahi şu an hiç tryhard kafada oynamıyorum. Yok tunnel atayım, yok şey falan. Aslında yapmam lazım da. Ne oluyor lan? Oğlum bir daha yanıma gelip bağırsana öyle. Aaaa diye. Bekle be. Refleks atamasa güzel çıkmıştım da önüne. Orada da mı palet var? Ne ara... Oo, atladığını duymadım lan. Şeyi varmış. Neydi o, hızlı ve sessiz. Şu paleti alalım artık. Ne dedin reis o işe? Tamam, yakınımızda biri yok. Ha, buradakiler var. Ah, değil lan ona. Diğeri burada bekliyor. Nerede bakalım, bir görelim yerini. O perk sağ olsun. Şunu da şöyle beyaza bir götürelim. Üstteki jeni bitiremezlerse belki bir şeyler olur. Beyaza yetiştireceğim çünkü. Şöyle bakalım hemen. Güzel. Peki üstteki jen mi yedi beyazı? Evet, üstteki jen yemiş. Popu da vuralım şu jene. Ah lan çakal. Selam. Ya hayır, şu an değildi ya. Şu an değildi ya. Neyse dur. Çok farkı açamadı, tamam. Okey, burada palet falan herhangi bir şey yok. Bunu asmış mıydım ben? Sanki bir kere asmıştım bunu. Palet varmış gibi dönüyor şu an ama palet yok. Nicolas Cage akıllanmayan oğulları. Yine burada. Özellik atarken smoke atacak. Lan oğlum atsana smoke'unu gerizekalı ya. Devir onu da. Sal bunu. Git bakalım diğer tarafa, biz de gelelim. Hayır, aşağı düşüyordum az da. Tamam, oradan atlayacaksın.
Üff, her şeyinde var ya çakallığını çözmüşler ya her şeyin. Her şeyinde çakallığını çözmüşler ya. Yani kötü oynamadık da dayanamadık diyelim. Uzun sürdü ya maç. Sıkıldım yani hani maçı oynarken. Onu bitirmese işte pop vurup aldım maçı, anladın mı? Ay lan değmesem oraya. Ha orada da palet var. Kır bakalım. Çok iyi. Yani evet, olmuyor. Bugün olmayacak anlaşılan. 2 kill falan alamayacağız. 1 bile alamayacağız belki şu an, bilmiyorum. Ama şu an gerçekten hiç tryhard modda değilim ya. Vallahi tunnel falan atsam bunları mahvederim de. Gen kral 2 kişi de şunu alamıyorsanız enayisinizdir zaten. Gel gerizekalı. Orada da mı kapı var? Ha varmış. Varmış da buraya koşmadı. Ha yok, koşmuş, yetişti, okey. GG. Okey yani. Adil oynamamak lazım. Bu modda bunu öğreniyoruz. GG. Abi RPD attım. Benim istediğim haritada oynayalım. Oranın loop'unu seviyorum diye. Katil map engelleyici şeyden atmış. Şu ve şu moddayken hiç böyle bir şey yaşandığını görmemiştim. Çünkü herkes puan basıyordu. Bak herkes puan basıyor. Adamın içine doğmuş gibi. Bilmiyorum ya. Bence lanetli bir insanım ya ben. Gerçekten hani bir şey tarafından lanetlenmişim ama ne olduğunu bilmiyorum. Aa nurse geldi lan, iyi bari. Güzel, en azından sevdiğimiz, bildiğimiz güçlü bir killer oynayacağız son maç. Bakalım bu build'i nasıl. Bu sefer de loop atamayacağız ama büyük ihtimal. Kral adam gen yapıyor orada. Gözünü seveyim. İlk şeyleri her zaman bana atmak zorunda değilsiniz ya. Vay anasını, harbiden Azrail geldi herhalde. Bu ne oğlum, bu nasıl kostüm? Tamam, adamın bu build belli gibi az çok. Zalim kucaklama var, ceza kancısı var. Kostüm var ya, çok iyiymiş yalnız ha. Emekçinin hali bir başka. Tek başıma bir jeneratörü komple bitirdim ya. Canım çıktı ya. Yoksa ah lan dedim, paletten geçirir mi de. Oğlum niye buraya getirdi? Beyaz kancı için mi? Aynen. Dı-dı-dı-dım-dım. Vallahi bir 15-20 saniye bir şey, bir koşuşturayım en azından. Yok abi, adam inanılmaz ya vallahi. Kral helal olsun ya vallahi, Nurse'u sen tasarladın herhalde. Oğlum kör atıyor bir de Blink'i. Gerçi kulağım sende mi var acaba? Evet, ilk Nemesis maçının başı hariç bugün Survivor kısmı olmadı. Killer kısmı da olmuyor. Tunnel falan atmadığım için, adil oynamaya çalıştığım için onda da bir kill alabildik iki maçta. 3-4 gün ara verince biraz paslanmışız. Ben bir smoke yapayım, belki anca smoke'la kurtuluruz gibi Nurse'den. Adam iyi tamam da. Oo geçmiş olsun kral, gel. Al beni bitir, ben Nurse maçıma geçeyim ya. Ne oldu lan? Adam base'e indi. Ama bir şekilde hala gelebiliyor. Gitsene. Lan önüme gelmiş. Nereden geldin oğlum? İnanılmaz ya. Müthiş oynadı adam. Gerçekten müthiş oynadı yani. Ananı avradım. Ne oldu lan? Adam vazgeçti benden. Acıdı herhalde bana. Kral sal be, seni nasıl alayım şu an Allah aşkına. Adam takla atarak bile vurabiliyor bana yani. Kör vuruyor, şey vuruyor. Hah çıkar mısın lan killer şekte? Tam şurada bak. Şuraya pıt diye ver önüme ya. Drink. Tüh. Adam buldu da bekliyor mu lan hiç? Salacağım mı lan gerçekten? Eyvallah be kral. Hem gaddar hem beyefendi. Bir şey diyeceğim, kaç saat var yazıyor mu? Ahmet abi videoysa selamlar. Abonemizmiş, gurur duydum. Tebrik ediyorum, eline sağlık, müthiş oynadın. Bu yıldı neymiş? Mangal, kulağım sende, zalim kucaklama, ceza kancısı. Eklentileri de bunlarmış, okey. Abonemizin eline sağlık. Bugün hem Survivor'da hem Killer'da aboneye denk gelmiş oldum. Evet gençler, şimdi son maçta da Nurse oynayacağım. O bu yıldı anlatayım. İlk perk zalim kucaklama. Her bir kurbanı ilk kez kancaya asışımdan sonra o kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman bütün jeneratörler 10 saniyeliğine kapanıyor. 4 kurbanı da birer kez kancaya asıp kancadan 16 metre uzaklaştığım zaman tüm jeneratörler 40 saniye boyunca kapanıyor ve saplantı olan kurbanın haresini 6 saniye boyunca görebiliyoruz. İkinci perk'üm mangal ve piknik. Bir kurbanı kancaya astığımız zaman kancadan 40 metre uzakta olan diğer bütün kurbanların haresini 5 saniye boyunca görebiliyoruz. Üçüncü perk'üm kulağım sende. Bir kurban benim 48 metre yakınımdayken paletten ya da pencereden hızlı bir şekilde atladığı zaman 8 saniye boyunca o kurbanın yerini görüyorum. Her 30 saniyede bir kullanabiliyorum bu perk'ü. Ve son perk'üm de ceza kancası yankılanıcı. Bunu zaten bir önceki maç anlatmıştım. İlk eklentim narin hırıltı. Işınlanıp bir kurbana vurduktan sonra o kurban 70 saniye boyunca ağır yaralı durum efektine giriyor. Yani iyileşme süresi %25 artıyor ve tamamen iyileşmeden iyileşme eylemini bıraktığı zaman iyileşme barı yavaş yavaş geriliyor. İkinci eklentimde düzensiz solunum ışınlandıktan sonraki yorgunluk süresini %7 azaltıyor. Ulan abonemiz bile bizi counter'lıyor, görüyor musun? Map engellemeyi atmasa RPG'de de bence bizi yenerdi çünkü mükemmel oynuyordu gerçekten Nurse'u. Ama biraz daha zorlanırdı hani kapalı harita olduğu için. Abi yo, abonemden bile ben yani kazık yiyorsam map konusunda, şey konusunda ben daha
Yorum yapmayacağım arkadaşlar. Oynayacağım, geçeceğim şimdi. Video çok başarısız geçiyor şu an. Onun bir gerginliği var üstümde. Çok başarısız geçiyor video. Yani kurban tarafında loop atamıyorum, katil tarafında kill alamıyorum. Hadi katil tarafı benim tercihim. Tamam, hani tunnel falan atmadığım için sadece gameplay odaklı oynuyorum ama kurban tarafının birisinde çok iyi bir nurse gelip birisinde de Albert'ın beni hiç kovalamaması nedeniyle loop atamıyor olmam can sıktı. Sevenlerini üzdü. Ne bağırıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Ha, sen ne yapıyorsun Mikaela? Hiçlik enerjisi mi veriyorsun? Ha, hiçlik enerjisi mi veriyorsun? Palet save gelir mi hocam? Palet gelme. Ne oldu lan ha? Stıv. Aa bak 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 bak, çakallara bak. İkili öttürüyorlar. Geri gel cana cana. Oldu canım. Birisi diğer dünyaya gitti, okey. Yanlışlıkla yaptım, kabul ediyorum. Ama güzel oldu, işimize yaradı. Yani Nord'da size anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. Fake olayı bilinçsiz yaptım tamam ama çok işe yarıyor. Hani bir tane öğretici videosunu anlatmıştım ya bak. Bir link atarken şu tarafa bakıp bir anda şöyle atıyorsunuz, adam zort. Ama bunu bilinçli yapmadım tabii ki. Şimdi tam diyecektim ki lan oğlum seni alan nereye gitti diyecektim ki bir tık teker dövdük. O nasıl bir blinktir ya? Neyse, ne yaptın? Tam olarak bundan bahsediyorum. Bak yine aynısını yaptım, gördünüz mü? Oraya gidiyor gibi yapıp bu köşesine attım. Çünkü o çakal orada durup seni izliyor. Okey, uzaktaki cam bitti. Şimdi mangal ve pıhnıktan gördük. Steve'cim gel bakalım. Ah, yetişemedik. Kulağım sendeyi güzel kullandık ama. Ne oluyor? Ne oluyor? Beni üstüne falan çekmeye çalışmalar. Oğlum niye vurdum? Niye acele ettim ya? Tam atla bakayım bir daha. Nancy'yi bulmamız güzel oldu. Bir tık da batırdı sanki. İlk kilimizi erken aldık. Abi bana nurse vereceksin, bana klan vereceksin, bana meşhur vereceksin. Ne öyle Albert Nemesis falan, ben beceremiyorum onları ya. Tam böyle sen bir şey atacağın sıra adam palet dönüyor falan, çok gıcık killerlar ya onlar. Ah, biraz daha beklesem, biraz daha beklesem. Satıyordu. Çok iyi lan. Gideceğim mi öbür dünyaya? Hadi biz de gelelim. Okey, sen bekle bakayım orada. Canavar yapayım yukarıda. Mırıbı. Ya senin var ya. Dur, bari jeni bozalım gelmişken. Bak yine gidiyor bak. Bak yine gidiyor. Steve, iyi fake'liyordun ha. Gel lan buraya. Şimdi yedim seni işte. Şimdi yedim seni oğlum. Bunu yetiştirebilirsem aslında jenleri kapatabiliriz ama yetişmeyecek. Bitirecek onu. Okey, neyse base atalım her türlü. Yetiş lan. Uzağa ışınlanmam lazım hemen. Lan! Işınlanamadım. Oğlum ya, uzağa ışınlansam jeni kapattıracaktım da neyse. Daha iyi oldu. Buna beyaz kanca yapmamıştık. Şöyle beyaza götürelim bunu. Aslında beyaza da asabilirdim ikisini birden yan yana. Daha iyi olabilirdi ama. Olsun, şöyle beyaz yapalım. Steve'de alıp bitirelim mi maçı? Çıkışı bulabilirsem eğer. Alo. Alo. Steve buraya kadar mıydı lan? Kandırdın mı lan beni Steve? Kandırdın mı lan beni Steve? Heh. Adı sayısı attı. Meow. Meow. Efendim? Tam diyecektim ki enayi seni görüyorum. GG. Nurse abi. Yani vallahi beni salsalar full nurse oynarım, clan oynarım biliyor musunuz? Full ya. Sabit. Şimdi Steve'i uzağa asayım ki diğer yerdekinin yerini göreyim. 40 metre uzaktaysa bak şimdi. Taktiği izle. Gördünüz mü? İşte bu kadar. Canım abonemin build'i de sağlanmış ha. Yani klasik bir nurse build'i aslında ama güzel yani. İş yapıyor. Özellikle eklentileri beğendim. Güzel. Bugünü en azından bir tane galibiyetle kapattık. Burada da abone gelse ya. Ahmet abi, Steve bendim. Niye öldürdün? Evet gençler. Bu şekilde videoydu. Yani maçlar yarım yarımdı aslında. Mesela ilk Nemesis maçında güzel loop'la başladım. Sonradan tunnel dedim. Çok saçma, hiç loop atamadım falan. Albert maçında iyi başladım. Sonradan döndü. Gibi gibi böyle ortalama bir videoydu yani. Ben böyle kendi videolarımı puanlamayı seviyorum. Ne aşırı iyiydi ne kötüydü böyle.
tam ortalarda bir yerdeydi. En azından konsepte uygundu yani. Söylediğim gibi karşıya gelen katili aldım. Farklı katiller oynamış olduk. Boyutlar her ne kadar çok klasik olmuş olsa da yapacak bir şey yok. Adamlar onu tercih etmiş. Farklı boyut gelseydi onları da oynayacaktım. Bu seri devam edecek. Böylece hem bir videoda birden fazla katil oynamış olacağım hem de belki farklı boyutlara falan da denk geliriz. Farklı perkleri denemiş oluruz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.